İşte Eyfel Kulesi. Ne haber? Günaydın. Yağmurlu merhaba. Bir Paris sabahından selamlar. Ben size bir şarkı söylemek istiyorum buradayken. City seven kamyoncu teme. Dikotur ve göt dışa. Sorun şu, bugün hava yağışlı, çok gezmemiz gereken yer var. Evet. Şehir kocaman ve biz bir banyoda kalıyoruz arkadaşlar. Sıçtık adeta. Şehre yarım saat. Niye şemsiyemi çekiyorsun da kendini çekmiyorsun? Ha. Evet. Bakın Eda şu an sıkıntılandı. Evet yani. Yüz ifadesine bakalım. Bilet alamadık çünkü makine sadece coin kabul ediyor. Kredi kartımızı da beğenmedi ayrıca. Kartı da beğenmiyor. Çok salak bir şey. Şu anda trene bilinçsiz bineceğim için çok sinirleniyorum. Kaçak bineceğim. Ve adam durdurursa çok ısıtıyoruz yani. Evet, 50 euro mu ne cezası var? Arkadaşlar şu anda bindik, ödüm sıdıyor. Şu an sıdıyor. İki katlı metro olur mu? İki katlı banyo treni olur mu demeyin, evet oluyor. Arkadaşlar indik. Şu anda da bir şey yok. Ama çıkışta eğer böyle bir yere bilet basılıyorsa falan çıktım diye onu bilmiyorum artık. Evet, Paris'te zor bir şekilde başladık güne. Şu an nerede ineceğimizi bilmiyoruz. Bindik, üstü açık bir otobüse gidiyoruz. Trinity Kilisesi'nin yanına geçtik. Merhaba arkadaşlar, selamlar. Şu anda meşhur Kırmızı Değirmen'deyiz. Moulin Rouge. Hayır, hiç de öyle değil. She met Marvel Love, Zanino, Moulin Rouge. Selamlar. Şimdi Amelie filminden hatırladığımız Pigalle'den yukarı doğru çıktık ve Sacré-Cœur yani Montmartre tepesine geldik. Burası Gaziler Tepesi. Pardon, Şehitler Tepesi. Finikilerle de çıkabilirsin. İstersen de yürüyerek filmdeki gibi. Hatta filmdeki yol. Evet, şu yandan koştu. Filmdeki atlı karınca. Çıkılır aslında. Ve Sacré-Cœur tabii, çok güzel bir bazilika. Filmdeki yoldan çıkıyoruz. Hadi çık bakalım. Sadece Montparnasse'ın şey gözüküyor. Sizi çıkmaya çalışıyorlar girişte. Evet, şu an Gare du Nord yani Kuzey Garı. Kuzey Garı. Burası restoranlarıyla meşhur, kafeleriyle. Ne düşünüyorsun? Şimdi Doğu Garı'na doğru gidiyoruz. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yağmurda durunca üst kattan etrafa bakmak, fotoğraf çekmek çok keyifli oldu. Bu Saint Laurent Kilisesi. Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiyoruz. Evet, bir yandan... Aha, Beşiktaş restoran. Sola dönelim ya. Bak, Cumhuriyet Meydanı'nda tabii ki şey ilan edildikten sonra Cumhuriyet, işte eşitlik, özgürlük vesaire. Onları gösteren bir heykel var şurada. Ağacın arkasında kalıyor. Çektim, çektim. Fransız bayrakları asmışlar tabii. Yalan Fransız söylüyor, devrimi. İnanmayın. 1670. Saint-Martin ve Saint-Denis. Saint-Martin ve Saint-Denis kapısı arkadaşlar. Öteki de Saint-Denis bir ileride. Bu Saint-Martin. Bu Saint-Martin olanı. Saint-Denis arkadaşlar kapısı. Bu biraz daha büyük. Place Vendôme. Vendôme meydanı, La Colonne yani sütun. Madeleine Kilisesi. Madeleine Kilisesi arkadaşlar. Harika. Hiç penceresi yokmuş. Aşağı gördüğünüz binayı Eda bize tarif edecek şimdi. Ne Eda? Komedi binası. Amedi bir. Komedi. Komedi France Chase. Hotel evet. De Louvre. Arkası eski kraliyet sarayları. Burası kraliyet. Pavilion de Rohan. Rohirrim'e geldik. Bir
Piramit de Louvre. Artık inmeliyiz Mert. Buradayız tabii ki de Louvre meydanındayız. Evet, burada adını bilmediğimiz bir zafer takı. Dönme dolap var. Hemen önünde de bir sütun var. Zamanında bizim sultan Kavalalı Mehmet Ali'nin hediye ettiği sütunlardan var. Mısır'dan gelmiş olan. Aynen. Birisi Londra'da biliyorsunuz. Birisi de burada. Birbirinde çok şeyler asılmalar olmuştu. Marie Antoinette'ler. Oraya sonra gideceğiz zaten. Çok önemli değil. Aynen. 5 euroya sıkı bir pazarlık sonucu Eiffel Tower'a. 7 euro diyor. Önce 10'du, kaç 10 mu dedi? 10'dan 7'ye düştü sonra 5'e düştü artık İstanbul falan. İstanbul, diğer from Turkey falan diyerekten. Ay, buradan girmeyecektik aslında da yanlış yerdeyiz. Neyse. Louvre Müzesi'nin piramidinin oradayız şu anda. Neredesin? Louvre'un içine girdik. Güvenlikten geçeyim. Büyük zorluklardan sonra Louvre Müzesi'ndeyiz. Aldık biletlerimizi. Denon kanalındayız. Şimdi Denon'da birinci kata çıktık. Arkadaşlar burası Louvre Müzesi'nin içi. Evet, burası Apollo Galerisi olması gerekiyor herhalde. Binlerce sonra 13. 15. yüzyılı. Sonra 19. yüzyılda Fransa resmine geçince de zaten görürüz. Evet. Ha, burası çok büyük arkadaşlar. Uffizi'de bile benim aklım gitmişti. Artık Louvre. Yani buraya gerçekten bir haftada ben zor gezerim ya. Evet. Apollo Galerisi'ne daha yeni başladılar. Şöyle tavan çok esen. Evet arkadaşlar. Selamlar, Da Vinci'de geçen, Da Vinci Code'da geçen ters piramitteyiz tam. Altında küçük piramidi, üstünde büyük piramidi. Nasıl geçti bugün, ne düşünüyorsun? Çok güzeldi yani, ben kocaman ölmek yüzde, istiyorum. Şu an ölmek beşini istiyorum. Biz %0.5'ini gezdik. 0.5'ini. Bayağı 0.5'i hastalandım yani ben burada. Sonsuz büyüklükte bir yer. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Ne yapalım be abi, geziyoruz işte. Paris'teyiz. O zaman ben size bir şarkı daha söyleyeyim ya. Bana gidip al. Bana kitap al, fasulye, liköde bulut, dimilan tandu, elektrik geldi, asafa kanan, oluye sazu. Bana kitap al, bana kitap al, bana kitap al. Gidiyoruz Eyfel'e. Eyfel'e değil de önce Notre Dame'a. Notre Dame'a gidiyoruz, az kaldı. Selamlar, şimdi neredeyiz? Bir şarkı söyleyeceğim ve anlayacaksınız. Öyleyse ve öyleyse bay ki defa, göğsümü dar o değişebilir esmeralda. Esmeralda. Und Notre Dame de Paris. Notre, bir dakika. Our Lady, Our Lady Church. Notre Dame Meryem deyince, Ana Kilisesi arkadaşlar. Notre Dame deyince siz sanıyorsunuz ki böyle çok önemli bir diye bir ismi var. Hayır, Notre Dame demek Our Lady demek. Yani? Yani Meryem Anamız. Meryem Ana Kilisesi. Evet, aynen. Arkadaşlar. O da burası Bakire zamanında Meryem. Yıkılmak istenmiş arkadaşlar. Fransa'nın çehresini bozuyor çok dandik falan diye. Victor Hugo gibi bazı önemli insanlar şey yapmışlar. Hayır, asla yıkılmaz. Hatta oturmuş işte sefil neydi ya? Esmeralda Notre Dame'ın kamburunu falan yazdı. Böylece ne oldu? Burası birden popülerleşmeye başlamış ve tekrar temizlenmiş, tekrar onarılmış, yoksa yıkılacakmış. Evet, şimdi bunu... Kısaymış, biz burayı gezemeyecekmişiz. Orsay Müzesi'nden geçti. Orsay Müzesi'nin orada. Bakınız. Bakın bir sürü milyonlarca kilit var. Kilit satan insanlar var ama biz zaten kilit. Buraya aşkımızı kilitliyoruz arkadaşlar. Bakın demin gezdiğimiz Notre Dame burada. Eda ne haber? İyidir. Oo, orada bir şey var. Ne o? Kilitimiz. Eda ve şimdi arkadaşlar anahtarını Sen nehrine derinliklerine gönderiyoruz. Bir dakika dur. Evet. Bir, iki, üç.
tatlı işte. Bakınız otobüs geçiyor arkadaşlar. Concord Meydanı'ndaki dönme dolap arkadaşlar. Ve bu da Concord Meydanı'ndaki dikili taş. Makinede şey bitti, şarj. Nereden gelmişti? Türkiye'den. Osmanlı hediyesi. Osmanlı'nın Mısır'dan, yani Osmanlı'nın zamanında Mısır'dan hediye. Mehmet Ali Paşa'nın hediyesi. Kişi giyotinle. Evet, buranın özelliği giyotincilik. Burada giyotincilik de meşhur. Küçük saray ve büyük sarayın önünden geçeceğiz. Canlı olan büyük saray, şu minik saray. Peki. Evet, bu büyük saray. Aleksandr. Evet, burası Pöti Palası arkadaşlar. Üçüncü Aleksandr Köprüsü ve karşısında askeri müze var. Ve karşıda askeri müze ya da invalides diye geçiyor. Napolyon'un mezarı var. Burası da Şanzelize. Yaklaşıyoruz Charles de Gaulle yıldızına doğru. Kabareleriyle meşhur Lido. Tower Eiffel'deyiz. Yani Eiffel Tower. Tower demek tur demek değil. Kule demek. Eiffel değil, lütfen Eiffel. Gustav Eiffel amcamın yaptığı demir yığınına bakmaktasınız. Nasıl? Ne yapıyorsun? Eiffel Kulesi'nin birinci katında insanlar buzda kayıyorlar. Bayağı buzda kayıyorlar. İnsanlar küçülmeye başladı. Tam karanlıkta görmek istiyorduk aşağıyı. Kısa bilmiyorum. Kapısal var mı? İkinci kata çıkmak için Eda ile şu an pazarlık yapıyoruz. Çıkarsam acaba Mert bana ne verecek? Yemek. İkinci kata çıktık arkadaşlar. Yoruldun mu? Evet. Bu ikinci kata bir kat daha kaldı. Makaronla ilgili arkadaşlar, şu Yasemin'in makaronla ilgili Eda'nın yorumunu alalım. Eda, makaronla ilgili yorumunu. Makaronları yiyoruz. Böyle ağzında dağıldı dağıldı mübarek. Bu vanilyalı, vanilyalı geliyor. Hazır mıyız? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey yemedim ya. İnanılmaz. Türkiye'de makaronu ısırıyorum. Katır katır. Kıt diye bisküvi kırılıyor. Beze gibi, annem alırdı ya küçükken. Aç, makineyi açık unutuyorsun. Aa. Beze gibi oluyor burada. Şimdi yandaki Japonlara şey yapayım mı? Şaka yapayım mı? Orası personelin, kalkın lütfen. Evet, şu an Paris'teki kanal turuna çıkıyoruz. Bir saat sürecek komple. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour mu? Ha, o günaydın değil mi? Bonjour. Ne diyeceğiz şimdi o zaman? Bilmiyorum. İyi akşamları bilmiyoruz ama arkadaşlar, ne olacak? Ante nosotros el famoso puente Saint-Michel abre las puertas del barrio La Torre. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Notre-Dame'a yaklaşıyoruz. La plaza acoge numerosos acontecimientos como conciertos y una pista de